Şimdi değerli arkadaşlar, sponsorlarımız golbar.com'a ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'ne teşekkürlerimi sunarak, sizlere de artı teşekkürlerimi sunarak bu videoya başlıyorum. Ve çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu video Fenerbahçe-Gaziantep spor maçı, daha doğrusu Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı oynanmadan önce çekildi. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, 11 Ocak'ta bir duyum verdiler. Ali Koç'tan yılın sürpriz transferi, Galatasaray camiası dondu kaldı falan filan diye. Burada yani ilginç bir isimden bahsettiler. Sanki Fenerbahçe Mertens'i alacakmış gibi falan bahsettiler. Ama alakası yoktu. Araya Hazard'ı sıkıştırdılar. Sizde Mertens varsa bizde Hazard var diye. Onun da alakası yok. Galatasaray'dan herhangi bir ismi belirttiler. Onun da alakası yok. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi, Isco transferi sessiz sedasız sonuçlanmış. Haberiniz var mı bilmiyorum ama hani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a yazılan Isco'nun yeni takımı belli olmuş. İspanya'da kalmış. Hani biz buna MHYB diyoruz. O yüzden kısaca paylaştım. Bupenza Süper Lig'e geri dönüyor. Görüşme gerçekleşti haberi var. Şimdi bu haber enteresan bir haber. Yalnız bak, bu haber gerçekten enteresan bir haber. O yüzden dikkatli dinlemenizde fayda var. Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla takımda oluşacak forvet boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Aaron Bupenza ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Öyle söylüyor. Weghorst Manchester United'a gitti. A Spor'un haberine göre Abu Bakar'la görüşme halindelermiş. Hocam, Beşiktaş'ın Abu Bakar görüşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Midesizlik. Başka bir şey değil. Midesizlik. Lan sen şampiyonluk yolunda ilerlerken seni satmadı mı? Sakatım deyip oynamamazlık yapmadı mı? Sözleşme uzamasın diye seni sırtından vurmadı mı? Bu kadar mı midesizsiniz? Vallahi Beşiktaşlı arkadaşlar, hiç kusura bakmayın. Bu kadar mı midesizsiniz? Hani Seba ruhu? Hani Beşiktaş'ta duruşu? Gerçi Beşiktaş'ta duruşunu biz biliyoruz. Ya biz biliyoruz Beşiktaş'ta duruşunuzu. Gerçekleri konuşmaya geldiği zaman birçok zaman yan çiziyorsunuz. Nerede bu duruş? Ya çıkın, açık açık söyleyin. Abubakar satmadı mı sizi? Olsun ya, zamanında şampiyonluğumuzun mimarlarından biri. Tabii. Max Kruse de Fenerbahçe'de mükemmel top oynadı. Hayatının pokerini oynadı diye herife sövdük saydık. Adamın parası yatmamış. Adam da gitmiş. Şimdi kime suçlu dersiniz? Kruse'ye mi, başkasına mı? Ama Abubakar öyle değil. Sözleşmesi uzamasın diye sakatım diyen futbolcuyu şimdi bağrınıza basıyorsanız, o bağırda bir sıkıntı var bence. Çok umursamıyorum. Yani çok umursamıyorum derken bana ne yani? Kısaca değindim geçtim. Aaron Bupenza için meşhur bir duyumcunun haberine göre bilek bağları koptu. 3 ay sahalardan uzak kalacak diye. Aynı gün Bupenza çıktı, dedi ki hiçbir şeyim yok dedi. Yani bu arada Bupenza'nın belinde kayma varmış. Bilginiz olsun. Samet Akaydın'ın da belinde kayma varmış. Şimdi yani bilemeyeceğim bu penzayı ama bir aklıma takıldığı için soruyorum. Arkadaşlar, Rossi'yi misal veriyorum, 9 milyon euroya satsak, 5 milyon euroya bu penzayı alsak, Rossi'nin yerine oynatacağız desek memnun kalır mısınız? Merakımdan soruyorum, duyumdan dolayı değil. Bir de var ya, maç bitiminde Jesus diyormuş, biz bu penzayla ilgileniyoruz falan filan. Hocam sen tabi tabi geç şey çektin. Maçtan önce çektin falan diyecekler. Neyse, önemli değil. 10 Ocak tarihinde ben bir paylaşımda bulundum. Galatasaray'ın Antalyaspor'dan Güray Vural ve Hacı Wright'la adının anılmasının en temel nedeni nedir diye soracak olursanız, maç takvimine bakın dedim ki Galatasaray evinde Antalyaspor'la oynadıktan sonra Antalyaspor'la oynayacak. Tevafuk. Dün yani 14 Ocak'ta attığım tweet'e ekleme yapayım. Galatasaray Antalyaspor maçı öncesinde kırmızı beyazlı takımın 6 futbolcusu yok. Fernando kırmızı yemiş. Cezalı. Gaşa yokmuş. Acıray yokmuş, sakat. Freddy yok. Doğukan Sinik yok. O da sakatlanmış, Doğukan Sinik. Gelir gelmez ayağının tozuyla. Sübhanallah, ilk defa görenler beğen butonuna yüklensin. Sonra da diyorlar ki Fenerbahçe şöyle böyle. Yani Trio programına göre miymiş, yanlış görmediysem, Galatasaray'ın da Hatay maçında yemediği 8 tane sarı kart varmış. Trio programı demiş. Yani 8 tane sarı kart yememiş. Trio program bunu söylemiş ama Fenerbahçe taraftarının gündemi Ali Koç istifa mı oluyor, Hacı Wright'ı getiriyor diye. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum. Eğer Trio programında gerçekten 8 sarı kart verilmedi diye yayın yapıldı ve sizin gündeminiz Ali Koç istifa ise, siz Fenerbahçeli değilsiniz. Eğer böyle bir şey yapıldıysa. Ha, yapılmadıysa sıkıntı değil arkadaşlar. İstediğiniz fikre sahip, yani fikri savunabilirsiniz, küfürsüz, hakaret etmeden, aşağılamadan, iftira atmadan.
Yani dün bir tanesi Twitter'da bana hocan diyor. Senin o hocan Jesus. Ben Fenerbahçeli sanıyordum sizi, kusura bakmayın dedim. Ne demek hocan ya? Jesus benim hocamsa sizin de hocanız. Ama hocam Galatasaray maçından sonra kızdın epey. Evet. Ne diyeyim? Aferin, çok güzel oldu. Arkadaşlar, ya doğruları savunacaksınız, doğruları konuşacaksınız ya da savunduğunuzu doğru göstermek için taklalar atacaksınız, dansöz gibi kıvıracaksınız. Polis sesi mi geldi? Ha yok, pardon. Yani olayın özü bu. Ulan şunu doğru, şunu yanlış diyemiyorsanız, şu doğru diyemiyorsanız ya da şu yanlış diyemiyorsanız yanlışı savunur hale geliyorsunuz maalesef. Ondan sonra telefonum nerede ya? Ha, buradaymış, tamam. Fenerbahçe'nin Hacı Wright teklifi ortaya çıktı diyor haberde. Şimdi bu Hacı Wright olayı çok gündemde. Muhtemelen maç sonunda da Jesus'a belki soracaklardır. O da Espirito Comarianta falan filan deyip topu başkana atacaktır. İşte bütçemize uyarsa falan filan diye. Şimdi Hacı Wright'ın transferi için Fenerbahçe Antalyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor diyor. Hocam az önce de diyor ki Galatasaray maçında yok Hacı Wright. Ne ayak? Bak Fenerbahçe maçında. Hayır, ben medyaya bu şekilde yansıtılmasından bahsettim. Fenerbahçe sonradan girdi topa. Şimdi 7 kulüp, 8 kulüp talip diye başkanlara açıklama yaptı. Hürriyet'ten Süleyman Arat bir haber yapmış. Demiş ki Fenerbahçe 3 milyon euro artı Buruma artı Nazım Sangare artı Mauricio Lemos'u takas vermeyi teklif etmiş. Buna karşın Antalya Spor'da demiş ki 5 milyon euro artı maaşlarını Fenerbahçe ödemek şartıyla Serdar Dursun artı Buruma kiralık artı demiş ve Hacı Wright'ın da sonraki satışından %20 pay istediğini söylemiş. Yeni Vedat Muriç'i olabilir diyor. Daha da olabilir. Bilginiz olsun. O 2022 Dünya Kupası'nda da oynadı. Potansiyeliyle Avrupa'da tanınmaya da başlandı diyor. Bonservis bedelini ikiye katlayabilir diyor şimdiki bonservis bedelini. Potansiyeli bir futbolcu, Allah var. Jesus'tan olumlu rapor diyor. Zaten Jesus herkese olumlu rapor vermiyor biliyorsunuz. Maxi Gomez'e falan olumsuz rapor vermiştim. Şimdi Hacı Wright almak için Valencia'yı da göndermen lazım. E tabii ki de değerini de arttırdı. Dünya Kupası'na çıktı. 4 maça çıkıp 1 gol attı. Antalyaspor'da son 1,5 yılda 52 maçta 26 gol, 3 asist yaptı. Bu arada benim fotokopi de bitti. Daha doğrusu bir tane daha vardı. Onu biraz sonra çekeceğim. Yani 52 maçta 26 gol, 3 asist yaptı ve 24 yaşında. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Bu sezon ne yaptı? 17 resmi maç, 10 gol, 1 asist. Yani Crystal Palace 5 milyon sterlin önermiş arkadaşlar. Antalyaspor kaynakları diyor ki Crystal Palace 5 milyon sterlin önerdi. Brentford bilgi almış. İtalyan kulübü Udinese, Torino, Napoli'de 5 milyon euro teklif etmiş. Gönlü Crystal Palace'daymış. Ama fiyat arttırması. Galatasaray transferden çekilmiş, demiş ki elimizde bizim belgeler var, açıklar. Yok pardon. Yunus Demir, Yunus Akgün, Seferovic'i kiralık. 5 milyon euro da para istemiş Antalyaspor falan filan. Gürcan Bilgiç, Hacı Wright yorumu Fenerbahçe için en iyi yatırım demiş. Şimdi işi uzmanla bırakalım. Gürcan Bilgiç'in konuşmalarına bakalım. Şimdi Gürcan Bilgiç, Sabah Spor yazarı, Hacı Wright fayda sağlar mı? Hacı Wright Fenerbahçe için öncelikle uyum sorunu olmayan bir seçenek. Alacaksınız ve hemen oynatabileceksiniz. Ligi de biliyor, Fenerbahçe'yi de biliyor. Direkt oynayan takımlar için de ideal bir forvet. Direkt derken hani rakip kaleye daha çabuk inen, dikine oynamayı seven takımlar için diyor. Doğru, kanat oynayabilir, merkez olabilir, istasyon olabilir. Yani her şey olabilir. İri fiziğine rağmen sprinter bir futbolcu. Nuri Hoca ile oyunu da gelişti. Pas alacağı ve vereceği zamanlamada da az hata yapmaya başladı. Yaşını da göz önüne alırsak sezonun en iyi yatırımlarından biri olur Fenerbahçe için. Bazı arkadaşlarım diyor ki hocam neyin yatırımı? Bize batırım yok. Saplayacak bir forvet lazım diyor bize. Şey, hesaplayacak bir forvet lazım şampiyonluğu. Yani alacaksın, şampiyonluk hesaplattıracak sana o forvet diyor. Valla ön yargılarınızı bir kırarsanız, çünkü Crespo gelince de aynısını dediniz. Yani Salah'ı gelince de aynısını dediniz. Mesut Özil'le aynı gün gelmişti. Salah'ı neredeyse karşılayan yoktu. Aklıma gelmişken söyleyeyim yani. Aboubakar'ı yere göğe sığdıramıyorsunuz da Fenerbahçe'ye gelip sakatım, ayağım ağrıyor, başım koptu demeyeceğini nereden biliyorsunuz? Ya Mesut Özil geldi, sıkıntıyı gördünüz.
Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı teklif ediyor. Yine bu da konuştuğumuz haberlerden birisi ama tekrar etmekte fayda var. Çünkü kanalımıza yeni yeni aboneler, takipçiler geliyorlar. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Şimdi Bünyamin Balcı için Fenerbahçe bir teklif yaptı arkadaşlar. Ve Aziz Çetin'le konuşuldu. Fenerbahçe 2,5 milyon euro önerdi diyor haberde. Antalyaspor'da 5 milyon euro istedi diyor. Takas düşüncesi diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin sağ bekte sıkıntısı yok diyor. Var. Var arkadaşlar. Fenerbahçe Bünyamin'i yerli kuralından dolayı kadrosuna katmak istiyor. Hayır, potansiyelinden dolayı kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe'de hocam Osayi Samuel var zaten. Allah aşkına Osayi Samuel'in sağ bek performansı gittikçe düşüyor. Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler gelecek. Şimdi Ferdi'yi bir kere devre arasında gönderme fikrimiz yok ama burası Süper Lig. Burada her an her şey olabilir. Sadece futbol anlamında değil, başka anlamlarda da her şey olabilir biliyorsunuz. Ferdi'yi sattın, ne yapacaksın? Elde ne kaldı? Hiçbir şey. Ferdi'yi gönderince planın nedir? Hiçbir şey. Ama Bünyamin Balcı'yı alırsan en azından Ferdi Bünyamin Balcı yapabilirsin. Ya da sağ beke Bünyamin'i atıp Ferdi'yi solda kullanabilirsin. Belki de sol bek istedin, vermediler. Burayı çakozlayın. Yüksek para istediler. Sen de mecburen ulan sol vermiyorlarsa ben de sağ Bünyamin'i alır Ferdi'yi solda oynatırım dedim belki de. Fenerbahçe'ye Diego Rossi piyangosu teklifler geliyor. Diego Rossi bu kez gidiyor diyor haberde. Bakın ben demiyorum haber diyor. Hocam iyi de biz senin haberlerini dinliyoruz. Duyumlarını dinliyoruz. Tamam şekerim. Ben haberi konuşup kendi duyumumu veriyorum zaten. Hiçbir sıkıntı yok ki. Yani sonuç olarak sosyal medyada konuşulanları sormuyor musunuz siz? Aklınıza takılanları sormuyor musunuz? Ben de buna cevap veriyorum. Sarı-lacivertlerin Uruguay yıldızı Diego Rossi, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından formayı unutmuştu. Rossi'yi satmak isteyen Fenerbahçe'ye müjde geldi. O kulüp Rossi için dev bütçe belirledi. İşte ayrıntılar. Brezilya takımı sıcak gelişmeler fizik açıdan zaman zaman kayboluyor. Güney Amerika kulüplerinin kıskacında olan Rossi için Vitor Pereira'nın şu anki takımı olan Flamengo harekete geçti. Fenerbahçe 5,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncu için 10 milyon euronun üstüne bir teklif bekliyor. Flamengo'nun Diego Rossi için 8-10 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı Brezilya basınında geniş yankı buldu. Hayır. 6,5 5,5 milyon euro teklif ettiler. Sonra 6,5'a çıktılar. Sarı-lacivertler önceki teklifleri reddederken bu kez Flamengo ile pazarlık masasına oturma kararı aldı. Mecbur çünkü tepkiler çoğaldı. Peki Rossi'nin istatistikleri. Bu sezon ligde 16 maça çıktı. Dakika bazında bakmanızı istiyorum. Ligde sadece 3 gol 4 asistlik katkı verdi diyor. Bakın bu terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliktir. Bu ayaksızlıktır. Bu terbiyesizliktir. Ne demek 3 gol 4 asist yaptı ya? Futbolcunun bütün şeylerinden bahsetsenize ya. Ayaksız herifler. Sadece ligde mi oynadı ya? Bak bu ahlaksızlık. Hakikaten ahlaksızlık. Arkadaşlar niye sadece ligden bahsediyorsunuz? Niye sadece ligden bahsediyorsunuz ya? Tamam ligden bahsedelim. 628 dakika. Arkadaşlar 90 kere 7, 630 yapar. Yani 7 maça çıkmış, 3 gol 4 asist yapmış. Muhteşem bir performans. Vallahi muhteşem bir performans. Hocam totalde 1426 dakika oynamış. Böl 90'a 15,8 yapıyor. Yani 16 maça çıkmış. Totalde 16 maça çıkmış adam. Yani dakika bazında. 3 gol 9 asist. Yani 12 gollük katkı. Hocam 12 gollük katkı da kaçırdı da bir 12 tane daha var. O nasıl olacak? İşte zaten o kaçırdığı 12 tane yatsaydı şu an Fenerbahçe'nin değil Real Madrid'in gündemindeydi. Kaçırdığı 12, 16 tane diyelim. 16 tane yatsaydı şu an Fenerbahçe açık ara liderdi. Açık ara liderdi Fenerbahçe. Devre arasında Flamengo'dan 5,5 değil de Real Madrid'den gelen 55 milyon euroyu konuşuyor olurduk. Yani 16 gol katkısı. 12 de buradan 28 gol katkısı. Hem de şu kadar sürede. 16 maçlık sürede 28 gol katkısı. Real Madrid'in 55 milyon euroluk teklifini konuşuyorduk. İtalyan pasaportu olan futbolcu Avrupa statüsünde sayılacağı için yabancı kuralından etkilenmeyecek falan diye konuşuyorduk. 5,5'u aldık 55'e satacağız diye konuşuyor olurduk. Siz de haklısınız, ben de haklıyım. Ben diyorum ki 14 milyon euro transfer market değeri gözüküyor. Bırakın satabildiğimiz fiyata satalım. Çöplemenin bir anlamı yok. Çöplemenin bir anlamı yok.
elimizde patlatmanın bir anlamı yok. Satabilirsek ne ala, satamazsak mualla. İkincisi 9 milyon euro teklif vereceğini söyleyen bir kulüp vardı. Biz hala onu bekliyoruz. Belki de bu kulüp Flamengo'dur, bir şey diyemem. Ama eğer 9'un üstüne 12'ye falan satabilirsek tarihi bir satış yapmış oluruz. Bu bir. İkincisi samimi söyleyin bana. Bak, bana kıvırarak gelmeyin. Net gelin. Net olun. Yüzüme yüzüme konuşun. Net. Rossi satıldı. Fenerbahçe transfer bütçesi gereği işte financial fair play gereği kimseyi alamadı. Buru mu oynayacak? Ona da kabul müsünüz? Ulan Rossi tek gitsin, 12'ye gitsin. 12 milyon euroya bir takıma iteleyelim, hani siz diyorsunuz, ben demiyorum. Size göre 12'ye iteleyelim. Ulan Buruma'yı da mecbur getirmişiz. Size göre 4 milyon euro zorunlu opsiyon. Benim duyumlarıma göre şampiyonluk gelirse 4 milyon euro zorunlu opsiyon. Ya şampiyon olamazsak zorunlu opsiyonu yok. İnşallah şampiyon oluruz da zorunlu opsiyonu da alırız. Sıkıntı değil. Yeter ki şampiyon olalım. Size göre 4 milyon, yani 4 milyon euroluk Rossi gidip 12'ye gidip Buruma'yı 4'e kabul ediyor musunuz? Ben kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Buruma'nın fiziği var. Ligi de az buçuk biliyor. Oynarsa, üstüne eklerse bir şeyler yapabilir. Oynarsa bir şey yapabilir. Zaten size göre Rossi çok kötü. Buruma bile ondan daha iyi. Herhalde kabul edersiniz. Peki daha da abartayım. Daha da abartayım mı? Daha da abartmayayım. Yeter. Bu kadar. Yani çıkıp da işte dünyaca ünlü şu isim gelecek, bu isim gelecek. Bırakın bu işleri. Bırakın bu ayakları. Bu ayaklar tehlikeli ayaklar. Ben onu söyleyeyim. Tehlikeli ayaklar. Net Geo White'da. Abi o başkaydı. Yani ben bunu söyleyeyim. Kısaca toparlamak gerekirse Hacı Wright için şu anda, Hacı Wright ve Bünyamin Balcı için çok güzel takas teklifleri konuşuluyor. Belki de futbolcular ikna edilecektir. Futbolcuların ikna edilmezse maalesef uzun bir süreç olacak. Yani nereden bakarsanız bakın, Fenerbahçe herhalde Ümraniye maçına çıkmış olacak ya da çıkmaya yakın olacak. Bu transferler gerçekleşecek olsa bile. Ama şunu söyleyeyim. Hacı Wright ve Bünyamin için dünkü, yok dünkü demeyeyim. Ben bu videoyu Gaziantep maçından önce çekiyorum. 15'ine de girmek üzereyiz. 14'ünde bir video çektim kanalda. Hani Hacı Wright, Bünyamin Balcı, Fenerbahçe'ye diye. Orada aktardığım bilgilerdeki gidecek futbolcular olayı falan var. Bak bugün ben Buruma'yı gönderirim. Lemos'u gönderirim. Hiç işim olmaz. Gustavo Henrique'yi de gönderirim. İşim olmaz. Valencia'yı da 7'ye 8'e satabiliyorsan Valencia'yı 7'ye sat. Bu saydığım 3 ismin bonservisini Antalya Spor'a ver. Bünyamin Balcı ile Hacı Wright'ı kap getir. Bu 3 ismin bonservisini ver şeye, Antalya Spor'a. Artı 2,5 milyon euro para ve ben karda izlerim. Ben karda izlerim. Açık söyleyeyim. Çünkü 2 tane gencecik pırıl pırıl futbolcu almış olacaksın. 33 yaşında forvetini göndermiş olacaksın. Ama sizi bilemem arkadaşlar. Bu Penza için soracağım soruyu sordum. Cevaplarınızı bekliyorum. Rossi'yi de konuştuk. İsço Palavra oldu biliyorsunuz. Abu Bakar'ın Fenerbahçe gündemi yok. Zaten biliyorsunuz bunları bizim kanaldaki duyumlardan. Artı Buruma. Nazım Sangare. Nazım'dan ne bekliyorsunuz? Nazım'ı da unutmayalım bak. Buruma, Lemos, Nazım Sangare, Gustavo Henrique. Üçünü bir, dördünü bir ver. 2,5 milyon euro para ver. İkisini al, ben kabul ediyorum. Yani ne bekliyorsunuz? Serdar Dursun gitmez bu arada, bilginiz olsun. Şu aşamada gitmeyecek gibi duruyor. Serdar Dursun, haberiniz olsun. Bayağı haberiniz olsun cümlesini kullandım ya. Ferdi bir yere gitmeyecek. Usai yok. Yani bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizin transferdeki sorularınıza, yorumlarınıza göre ben videolarda ek bilgiler de verebiliyorum. Konu dışına da çok çıkabiliyorum. Videoları dikkatli takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere.